Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırası okuyuşumuzu Nur suresinden devam ettiriyoruz. İnşallah son bölümü okuyacağız. Parça parça geliyor demiş olmamıza rağmen konu bir olayın sosyal tarafı ile ilintili düzenlemeler toplumun ve bir diğer tarafta o kainat ve kainatın tasdik olarak kullanılması sebebiyle yapılan ifşaatların işte Ra'd suresine belirgelen o yoğun şeyin etkileriyle oluşan o tartışma konuşma, fikir gelişmesi veya insanların zihninin o konulara yoğrulması ile ilintili içerikler okumuştuk. İşte Nur'un hala Nur noktasında veya işte zulümatın hala zulümat şeklindeki o karanlıkların tarifleriyle ilintili şeyler görmüştük. Cennet, cehennem ve her halükarda bunların sebepleri doğru yol, Allah'ın doğru yoluna erişme noktasında olduğu için böyle bir iki içerik böyle yanar döner bir şekilde geliyor. Bu açıdan Nur suresi parçalı, nasıl parçalı? İşte önceki o gidişatın içerisinde o iki kolu işletiyor demiştik ve o noktada 57. ayete gelmiştik. Çünkü 57. ayette konu, pardon 58. ayette konu tekrar sosyal hayatın, insanların birbirleriyle bir arada yaşamanın kurallarıyla ilintili Allah'ın tavsiyeleri, müminler böyle davranır dediği ifadeler. Çünkü Allah'ın beğenisine ile ilintili bir referansı vardır müminlerin. Dolayısıyla Allah'ın önerdiği şeyler müminler için başım gözüm üstüne cümleleridir. Elbette fıkıhçılar, Kur'an'dan hüküm çıkartma uzmanları öyle söyleyelim, mezhep imamları veya o teknikerleri bu noktada çok daha fazla farklı kriterler geliştirmişlerdir. Yani açık bir emir olması gerekiyor. Emrin neyi kastettiği kesin olması gerekiyor. Ölçülebilir olması gerekiyor falan filan gibi şeylerle emirler ve yasakları nitelemişler. Onlara göre bu iyidir diyorsa onun bir şeyi yok. Yani zalikum hayrun lekum fıkıhçılar için çok bir şey ifade etmez. Yine burada isterseniz okumaya hızlı bir şekilde başlayalım. Sonunda değerlendirmelerimizi yaparız. Bismillahirrahmanirrahim. 58. ayetten okuyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, liyestezin kumüllezine meleket eymanukum. Çalışanlarınız sizden izin istesinler. Ve lezine lem yeblugul hulume, buluğ çağına erişmemiş çocuklar da izin istesinler. Minkum sizden selase merratin 3 seferde, 3 zamanda, 3 yani günün 3 keresinde sizden izin istesinler. Çalışanlar ve henüz buluğa ermemiş çocuklar. Min kabli salatil fecri sabah namazından önce hine ted'une siyabekum mine zahirati öğlenleyin üzerinize elbiselerinizi çıkarttığınız vakit ve min ba'di salatil ayşai ve yatsı namazından sonra selasu avratin 3 açıklık lekum sizin için 3 açıklık zamanıdır. Yani bu zamanlarda tedbirsiz olma haliniz söz konusudur. Dolayısıyla böyle bu zamanlarda çocuk da olsa, çalışan da olsa kapınızı tıklamadan, izin almadan odanıza girmesinler. Burada ilginç olan şey salat kelimesi. Salat biliyorsunuz destek olarak okuduğumuz yerler vardı. Burada sabah desteği, akşam desteği, öğlen desteği filan gibi öğleni söylemiyor. Sabah ve yatsıyı söylüyor. Bu desteklerin elbette ki namaz olduğunu biliyoruz. Çünkü namaza destek anlamı verilmiş. Yani destek kelimesi namaz öyle hayatı destekleyen bir şey ki ona
destek kökünden, destekleme kökünden, dayanma kökünde, dayanak olma kökünden, salat kelimesinden isim verilmiş. O kelimeden türetilmiş anlamı. Dolayısıyla buradakilerin klasik bir kelime manasıyla değil, bizzat namaz vakitli, sizin için vakitlidir diye söylediği namazı tarif ediyor. Avret kelimesi açığa çıktığında utanılacak durum, ayıplanacak hal demek. Biliyorsunuz Ahzab suresinde de geçmiş, evlerimiz avrettir diyerek işte yani biz buraya geldik ama saldırıya açık, bizim korumak için evimize, köyümüze, kabilemize gitmemiz gerekiyor diyerek bahane uydurduklarını söylediği yerde de geçiyordu. Buradaki kelimenin kökü de böyle. Türkçe'ye geçmiş hali birazcık daha terimleşmiş bir hali. Avret mahalle şeklinde örtülmesi gereken şeklinde isim var. Fakat Nur suresinde biliyorsunuz örtülme ile ilintili olan kısımda vücudun katlanan yerleri, yarıkları şeklinde farklı ifadeler vardı. Mesela orada hiç avret kelimesi geçmemişti. Evet, geçmiş şey olarak kadınların avretleri üzerine henüz açığa çıkmamış, yani zahir olmamış, farkında değil olan çocuklar, olmayan çocuklar diye şey yapılıyor. Orada böyle bir ifade vardı. Leyse lekum, leyse aleykum ve la aleyhim cunahun ba'dehunne. Bunun dışında, yani sabah namazından önce, yatsı namazından sonra ve o öğle üzeri, o kaylule diye şey yaptıkları sıcak memleketlerde yapılan öğle uykusu, o güneşin çok sıcak olduğu zaman insanlar evlerine girip bir şekilde dinlendikleri, çünkü aksiyonun olmadığı bir dönemde öğle uykusu yapılıyor ki böyle gecesin serinliğinde daha fazla aktivasyon söz konusu olabilsin. O yüzden böyle bir uygulamanın olduğu dönem insanlar üstlerindeki elbiselerini çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla bu saatlerde kapı çalınsın, izin istensin ama bunun dışında rahatlıkla gir çık konusunda herhangi bir şey yoktur. Siz de herkes buna göre davransın. Tavvafun aleykum ba'dukum ala ba'din. Birbirinizin etrafında dolaşıyorsunuz şu veya bu sebepten. Kimisi işi olduğu için, kimisi ilgilendiği için, kimisi çocuk bakımı için, kimisi annesinin peşinde koştuğu için, şu veya bu sebeple birbirinizin etrafında dolaşıyorsunuz. Şu veya bu şekilde evin içinde dolaşıyorsunuz. Bu saatler dışında herhangi bir şekilde izin almaya şuna buna gerek yok. Çünkü hani ne demişti? Daha önceki bir eve gireceğiniz zaman ehlinden izin alın ve ona teslim olun, onun müsaade ettiği şekilde davranır. Bir çalışan açısından da aynı şey geçerli. Fakat burada onun bir ötesine geçerek bunun daha normal bir seviyeye, aile içinde hizmetçilerin de olduğu bir aile ortamını tarif ediyor. Kezalike yübeyinullahu, Allah bu şekilde açıklıyor size. Lekumül ayati, sizin için ayetlerini açıklıyor. Sizin için işte sana açıklıyor. İşte sana gösteriyorum. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Bunların hepsini okuma şansımız var. Bir şey fark ediyor mu? Çok fark etmiyor. Sadece kezalike gibi o dibindeki kelimenin, o işaret zamirinin sonunda bir de gösterilen kişinin zamiri var. Neyi gösteriyorum, kime gösteriyorum? İkisi birlikte. Mesela Türkçe'de böyle bir şey yoktur. İşte dediğiniz zaman onu herkese gösteriyor olabilirsiniz. Ama işte sana gösteriyorum ve işte siz ikinize gösteriyorum, sizlere gösteriyorum, işte kadınlara gösteriyorum şeklinde ayrım söz konusu değildir Türkçe'de. Ama Arapça'da böyle bir ifade şekli var. Vallahu alimun hakim, Allah belgeleyen ve hüküm verendir. Dolayısıyla
birlikte yaşarken ki tavrınız da böyle olması lazım. Bu 3 süre haricinde hizmetçileriniz, çalışanlarınız ve çocuklarınız herhangi bir şekilde izin almaya gerek kalmaksızın ev içinde rahatlıkla dolaşabilirler. Olması gereken böyle. Beyza belaga belagal etfalu. Çocuklar eriştiğinde minkümül hulumu, yani buluğa erdiklerinde felyes te'zinu izin istesinler. Kemes te'zenellezine min gablihim. Onlardan öncekiler gibi onlar da izin istesinler. Kezalike yübeyinullahu lekumul ayatihi. İşte Allah ayetlerini bu şekilde açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah kaydedendir, belgeleyendir ve hükmedendir. Buradan neyi anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Hizmetçi ve küçük çocuk haricinde ev içerisinde daha korunaklı, daha dikkatli bir şekilde izin isteyerek dolaşmak gerekiyor. Mesela bizde şeydir, büyükler dolaşırken geldiklerini veya işte şey yaptıklarını bildirmek için şeklinde böyle boğaz temizler gibi veya işte destur der gibi hafif öksürerek, yani gerçek bir öksürük değil ama bir ses çıkartarak geldiklerini hissettirirler. Buna benzer şeyler elbette bunların kalıntıları. Vel kavaidune minen nisai ve oturanlar, kadınlardan oturanlar. Şimdi buradaki oturma ellati la yercune nikahan. Nikah ümidi olmayan, yani nedir? Hastalık olabilir. Nedir? Yaşlılık olabilir. Nedir? İşte kemik erimesi, şu su, bu su filan gibi bir şekilde artık aktif olmayan kadınlar, yani oturan, yani burada buradaki oturmak bizzat fiziki olarak oturmak diye değil ama bir kullanım şekli, yani kelimenin evet şeyinde temel anlamında bir oturma söz konusu fakat o oturmadan daha farklı bir şey kastediyor. Mesela Türkçe'de evde kalmış kelimesi vardır. Evde kalmış, evlenmemiş manasına gelir. Evde kalmış işte bu kelime yani evde ne demek evde kalmış? Yani kelimeye dikkat ettiğiniz zaman esasında anlamsızdır evde kalmak. Evde erkek de kalır, evli de kalır, bekar da kalır. Yani evde kalmanın böyle bir anlamı yoktur. Fakat kullanımda evde kalma kelimesi bir şey ifade eder Türkçe'de. Onun gibi burada gavaid kelimesi de buradaki kadınlardan bir kısmı tarif ediyor. Ama zaten açıklaması da var. Nikah konusunda artık bir ümidi, bir beklentisi kalmıyor. Yani evlilik, cinsel hayatla ilintili bir beklentisi olmayan kadınlar için felesi aleyhine cunahun, onların üzerine bir günah, onların üzerine bir hesaba katılacak bir durum söz konusu değildir, yoktur. En yadribne siyabehunne gayre müteberricatin bi ziynetin. Ziynetlerini sunmak, göstermek için bariz hale getirmek, milletin gözüne sokmak gibi bir şey olmaksızın üstlerindeki siyaplarını, kıyafetlerini çıkartmalarında bir sakınca yoktur. Böyle hanımlarım. İşte biz bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte yaşlı nineler oluyor. Özellikle şeylerde. Yani anne gibi, teyze gibi bir şekilde elini öpüyorsunuz, sarılıyorsunuz. Onun bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamanız, ona yakınlık göstermeniz gerekiyor. Yani bu yapılan şeyi meşrulaştırmak manasında söylemiyorum. Bu nokta normal herhangi bir genç kız gibi değil. Buradaki sınırlar da birbirinin ötesinde.
Bu açıdan yine bu açıdan baktığımız zaman bunlar şeriat değil arkadaşlar. Bunlar herkesin eyvallah diyeceği doğal hukuk. Rabbim de zaten bunu öneriyor. İnsanların şu veya bu şekilde uydurdukları, ister sanat olsun diyerek, ister fuhşiyata meylederek, ister sınırları yırtmak açısından olsun, uydurdukları düzenler değil. Bu olması gereken ve her şey, herkesin de eyvallah diyeceği bir nokta. Ve en yestanfifne hayrun lehunne. Eğer iffetli davranırlarsa, ki beklenen odur onlardan. İffetli davranmaları ise beklenendir. Yani zaten ziynetlerini bariz hale getirmeyecekler. Evet, iffetli de davranacaklar. Bu durumda şey neydi onun adı? Üzerlerinden kıyafetlerinin ekstra kıyafetler, hani dışarı çıkmak için ekstradan giyilen kıyafetler. Bunlar avret örtmenin ötesine geçen şeyler. Çünkü biz kıyafeti dediğim yani daha önce şeyde de birkaç defa söyledik. İnsanlar kıyafeti avret örtmek için giymezler. Kıyafeti kendilerine yakıştırdıkları için giyerler ve kendilerini karşıdaki insana kendi sosyal statüleri hakkında bilgi vermek için belli şeyleri yaparlar. Mesela iffetli birisiyseniz sizin kıyafetiniz açık dahi olabilir ama iffetinizi sağlar. Sizin iffetli olduğunuzu şey yapar. Hatta ayette tersini de söyledi. Örtülü olabilirsiniz ama iffetsiz olabilirsiniz. Örtünün altına iffetsizliğinizi yapabilirsiniz. Bu dışarı taşırabilirsiniz. İşte ayaklarınızı yere vurarak ziynetlerinizi göstermeye çalışmayan şeklindeki ayette onu da biliyoruz. Şu ayeti de biliyoruz. Rabbim size libas indirdi ama takva libası esas beklenen odur şeklindeki ayeti de biliyoruz. Evet, bu çerçevede bakın toplumun yapısı, çocuğun buluğa erip ermemiş olması, evde hizmetçi konumunda olup olmaması bir kişinin ki evdeki hizmetçi buluğa ermiş çocuklardan daha şey, daha serbest evin içerisinde. Dikkat ederseniz. Yaşlı veya evde kalmış veya hasta veya belli sebeplerden dolayı artık evlenmek gibi bir şeyi olmayan hanımlar. Bakın bunların hepsi için konu yani detaylarda detaylar açıklanıyor. Çünkü biliyorsunuz insanlar kraldan çok kralcıdır. Eğer Rabbim bu şekilde detay açıklamalar yapmazsa insanlar ki yapılmış olmasına rağmen insanlar kraldan çok kralcılık yaparak kadınları eve hapsetme, pencereden dışarı baksa bile cezasını erkeğe kesme filan gibi böyle veya çok aşırı örtünme, örtme noktasına gidilmiş. Ayetler tam tersini söylüyor olmasına rağmen. Yine bir detay. Leysa alel ama haracun. Kör için bir problem değil. Bir sıkıntı yok, bir dert yok. Velâ alel ağrıcı haracun. Veya topal sakat olan için de bir sorun yok, günah yok. Velâ alel meridi harac. Hasta için de sorun yok. Velâ alâ enfüsikum. Kendinize de bir sorun yok. En te'kulû min buyûtikum. Evlerinizde, yemenizde, yani bir ziyafet için bir arada bulunmanızda, ev buyûti âbâikum ve babalarınızın evlerinde bulunmanızda, ev buyûti ümmühâtikum ve annelerinizin evlerinde bulunmanızda, ev buyûti ihvânikum ve kardeşlerinizin, erkek kardeşlerinin evlerinde, ev buyûti ehavâtikum, kız kardeşlerinizin evlerinde bulunup yemek yemenizde veya işte hasta, sakat, kör gibi kişilerin kişiler konusunda sınırlarınızı şey yapabilirsiniz. Gevşetebilirsiniz. Elbette ki anormallikler gördüğünüz zaman kör mör dinlemez,
sınırınızı tekrar koyarsınız. Ama önemli olan zaten burada sizin o durumu sezmeniz önemli. Evet, kız kardeşlerinizin evlerinde ev buyuti ammatikum, ammamikum, amcalarınızın evlerinde, ev buyuti ammatikum, halalarınızın evlerinde, ev buyuti ahvalikum ve dayılarınızın evlerinde, ev buyuti halatikum ve teyzelerinizin evlerinde, ev ma meleket melektum mefatihahu ve anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde, bu iş yeri olabilir, dernek olabilir, misafirhane olabilir, ev sadiqikum veya dostlarınızın, sizin de olabilir, dostlarınızın da olabilir. Evet, bu noktalarda bir insanlar bir araya gelip bir şeyler yemesinde bir sakınca yoktur. Yemeği bir referans olarak gösteriyor. Yemek için yemek vesilesiyle yapılabilecek hareketlerin hepsi, olabilecek şeylerin hepsi bu çerçeveye dahil olur. Yani nasıldır? Bir yere yemeğe gittiğiniz zaman elbette ki lavaboyu kullanabilirsiniz. Elinizi, ağzınızı yıkayabilirsiniz. Yani veya işte abdest alıp birlikte ardından namaz kılabilirsiniz. Yani bu şöyle değildir. Elinize bir tabak, bir kaşık verip, bir şey verip hadi dışarıda yiyin denmez. Yani bu çerçevenin gerekliliğini oluşturan her şey serbesttir. O yüzden hani ziyneti tarif ederken kendiliğinden görüneni demişti ya, işte burada da bir durum var ve bu durumun oluşturduğu kendiliğindenlik o serbestliğinin sınırını oluşturuyor. Leysa aleykum cunahun en te'kulu cemi'an ev eştaten. Birlikte veya toplu halde veya gruplar halinde yemek yemenizde böyle ortamlarda bir sorun yok. Yani ayrılabilirsiniz de bir arada durabilirsiniz de. İlle de böyle olacak diye bir şey söz konusu değil. Ve izâ dehaltum buyuten bir eve girdiğiniz zaman fesellimû alâ enfüsikum birbirinize teslim olunuz. Şimdi zaten bunu 27. ayette şey yapmıştık. Birbirinize teslim olunuzdan kastı şu. Hani sizden şahit seçin cümleleri var ya, evet, teslim olacağınız da zaten sizin gibi bir insan, yani oranın ev sahibi. Yoksa burayı selam verin diye okumak mümkün değil arkadaşlar. Bu özellikle salavatla ilintili ayette de Ahzab suresindeki Allah ve Resulü Allah ve melekler Resulüne destek oluyor, salat ediyor. Ey müminler, siz de ona destek olun ve teslim olun. Ve sellimu teslima ifadesi vardır. Dolayısıyla ona selam verin, salat edin ve selam verin. Bu şekilde okunamaz. Destek olun. Allah ve Resulü de, Allah ve melekler de destek oluyor. Siz de destek olun. Ama siz ayrıca teslim olun ifadesidir. Bunu zaten Nur 27'de eve gireceğiniz zaman Anestum diye şey yapmıştı. Şey yapın, ünsiyet kurun, onlara bir selam verin ve ondan sonra teslim olun. İçeri ne gösteriyorsa, nereyi gösteriyorsa oraya oturun. Yani eve girdiniz diye her taraf serbest manasında değil ifadesini okumuştuk. Burada karşılıklı birbirinize teslim olun. Yani siz onun evine gidince, siz ona teslim ediyorsanız, o sizin evine gelince size teslim olacak. Dolayısıyla böyle eve girdik diye her tarafı serbest değil. Çünkü ev biliyorsunuz mahremiyet bölgesi. Özel kişisel mahremiyet bölgesi. Onun içerisinde elbette yemek için, şu için, bu için girme şansınız var. Elbette ki belli şartlarda. Burada da bir işte halanızın, amcanızın, yani akrabalarınızın artı arkadaşlarınızın, dostlarınızın artı anahtarı cebinizde olan işte dernek gibi, iş yeri gibi, misafirhane gibi yerlerde olabilir. Buralarda rahatlıkla bir arada yemek yiyebilirsiniz. Sınırlara dikkat edin. Ev sahibinin gösterdiği sınırlara dikkat edin. Tahiyyeten min indillahi. Allah'ın katından bir yaşatma. Yani
Evet, tahiyyat yaşatma, haylamak demektir, yaşatmak demektir. Bu da selam verme olarak okunuyor. Hayır arkadaşlar, buradaki anlamı bizzat yaşatma. Yani neyi yaşatma? Toplumu yaşatma. Toplum ancak böyle yaşar. Siz haremlik selamlık deyip veya işte o şöyleydi böyleydi nikah düşüyordu falandı filandı gibi bahanelerle yemek vermez, bir araya gelmez hale gelirsiniz ve toplumu öldürürsünüz. Toplumun yaşayabilmesi için insanların kadınlı erkekli olarak akraba da olsa, eş dost da olsa bir araya gelebilmesi lazım. O amayı, hastayı, şunu bunu işte ayırt etmemeniz gerekiyor. Bunların hepsinin gereğini yapabiliyor olmanız lazım. Yani bir hastaneye gidip işte orada bir yaşlı bakım evine gidip orada bir şeyler yapacaksanız ya orada artık siz şey düşünemezsiniz. Haremlik selamlık düşünemezsiniz. Elini tuttuydun tutmadıydın diyemezsiniz. Oturursunuz, kucaklaşırsınız, gereğini yaparsınız. İffetli bir şekilde yaparsınız. Yani ya sarılmışsın daha iffeti mi kalmış falan demeyin. Sağını solunu mıncıklamazsınız. Yani o olay yani affedersiniz ama anlaşılır. İnsan tarafından, Allah'tan korkan kişi tarafından anlaşılır. Zaten bir anormallik olduğunu hissettiğiniz zaman zaten siz de kendinizi çekersiniz, karşı taraf da kendini çeker. İffet denen şey budur zaten. Tahiyyeten yaşatmak için Allah'ın katından mübareketen ve tayyibeten Allah'ın katından bolluk ve güzellik gelen bolluk ve özelliği yaşatmak için. Nerede? Toplumda yaşatmak için. Toplum ancak bu şekilde aktif birbirinin derdini bilen, birisine bir sıkıntısı olduğu zaman haberdar olan bir toplum haline gelir. Kezalike yübeyinullahu işte size işte sana Allah sizin için ayetlerini açıklıyor. Leallekum taqilun. Aklınızı kullanırsınız diye Allah size ayetlerini açıklıyor. Yani bu ayetler bu kadar açık iken haremlik selamlık adı altında veya işte ister evde ister dışarıda ister iş yerinde veya ondan böyle bir sebepten dolayı iş yerlerine izin vermemek gibi veya okulda aşırılıklar gerçekten sorun yaratıyor. Yani çözdüğünü iddia ettikleri şeylerden daha büyük sorunlar yaşatıyor, üretiyor. İnnemel mü'minine lezine amenü billahi ve resulihi Allah'a ve Resulüne, onun Resulüne güvenenler, güvenen müminler. Ve izâ kânû mâ alâ emrin ve izâ kânû mâhu alâ emrin camiin onlara bir emir, toplu bir emir, toplu bir iş gündeme geldiğinde lem yezhebu hatta yestezinuhu izin verilmediği müddetçe gitmezler. Yani toplu bir iş olduğunda yani bir imece gibi veya birlikte karar verilmesi gereken bir şey gibi veya bir gövde gösterisi yapılması gereken bir yer gibi veya toplumun bir konusunun konuşulacağı bir yerde terk edip gitmezler. İnnellezine yestezinuneke senden izin isteyenler ulaikellezine yu'minune billahi ve resulihi Allah'a ve onun elçisine güvenenlerdir. Çünkü diğerleri sessizce hop sıvışıp kayıveriyorlar. Mümin olan izin ister. Buradan ne anlıyoruz? Mümin olan izin ister. Bakın izin alın demiyor. Mümin olan anlar ve izin ister. Ve in yeste zenuke senden izin isterlerse libadin şe'nihim bazı meşguliyetler, bazı ihtiyaçlar, bazı tercihler konusunda ona dayanarak senden izin isterlerse fe'zen limen şi'te minhum onlardan dilediğine izin ver, tercih ettiğine izin ver. Vestağfir lehum
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ Onlar için Allah'tan koruma dile. Yani onların bu şekilde toplumu ilgilendiren bir olayda izin isteyip gitmeleri işin açıkçası yakışık almaz. Çünkü toplumsal bir meselede zaten müminler kalırlar, gitmezler. Ama ille de bir işleri varsa o zaman da izin isterler. İzin istemeden gitmezler. İstersen izin verebilirsin ama muhakkak onlara için bağışlama dile. İnna Allaha gafurur rahim. Allah koruyandır, miğfer olandır ve rahim olandır. Ve la tecalu dua er rasuli. Allah'ın ifadesi yok. O elçinin çağrısını zannetmeyin veya eşdeğer kılmayın. Kedua ibadukum ba'dan. Bazısının bazısına çağrısı gibi şey yapmayın. Yani Ahmet çağırmış gitsek olur da gitmesek olur. Bu böyle değil. Muhammed çağırdıysa Allah'ın elçisi bu çağrı öyle sıradan bir insanın çağrısı değil. Bu etana şey semi'na ve etana'nın duyduk ve itaat ettik, boyun eğdik, bağlılık gösteriyoruz ifadesinin bir gereği olarak mesuliyet bindiren bir şey. Allah'ın Resulü çağırdıysa bunun bir mesuliyeti var. Herhangi birisinin çağrısı gibi değil. Bakın arkadaşlar dua kelimesini nasıl o öz temel anlamıyla kullanıyoruz. Çağrı. Bu çağrı peygamberin çağrısı olursa bir şey mi değişiyor? İnsanların kendi aralarındaki çağrı olursa bir şey mi değişiyor? Allah'ın çağrısı olursa başka bir şey mi değişiyor? İnsanın Allah'ı çağırması olursa bir şey mi değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor. Dua duadır arkadaşlar. Dua çağrı demektir. Dua Allah'ı işinize çağırıyorsunuz. Ya Rabbi böyle böyle böyle. Allah'ın size emretmediği, hatta tersine emrettiği bir konuda Allah'ı nasıl çağırabilirsin? Çağırabilir misiniz? Elbette ki çağıramazsın. O yüzden siz Allah'ın verdiği emri yerine getiriyor olacaksınız ki Allah'ın çağrısına uymuş olacaksınız. Ve o noktada Allah'ı elbette çağırıyor olacaksınız. O da size destek oluyor olacak. Çünkü Allah kendisine yardım edene yardım eder cümlesiyle muhatabız. Biz Türkçe'de Allah'a yardım etmek ifadesini bizim tüylerimizi diken diken eder. Bu ifadeyi biz böyle kullanamayız. Ama Kur'an böyle kullandığı için kullanıyoruz. Normalde bir insanın Allah'a yardım etmesi diye bir şey söz konusu değil. Ancak onun emirlerine, onun işine, onun önerdiği işine, Opus Dei denilen Tanrı'nın işine dahil olmak, katılım sağlamaktır. İnsanın yapacağı yardım. Dahil olmaktır. Veya nedir? İbrahim'in makamına musalla olmaktır. Yani İbrahim'in makamına o nasıl bir pozisyon tanımladıysa, nasıl bir duruş sergilediyse benzer bir duruş sergilemek, o süreçlerin elemanı olmak, ona katılmak olarak zaten tarifi biliyoruz. Ancak o şekilde Allah'ı razı edebiliriz. Razı etmek demek de zaten yani bir kulun yaratıcısına razı etmekten öte yaratıcının kendisine memnun kalmasını sağlamak için çaba sarf etmesinden daha öte bir şey yoktur. Çünkü yaratık yaratana muhtaçtır. Her şeyle muhtaçtır. Ona muhtaç olduğunu böbürlenmeden, büyüklenmeden kendini ezik olarak onun karşısında tutması insanın secde halidir. Secde böyle bir şeydir. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ Muhakkak ki Allah kaydetti, belgeledi. اَلَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَازًا Birbirlerine siper ederek silsile halinde yani böyle ard arda sıvışanları Allah belgeledi. يَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ an emrihi. Onun emrinden, onun işinden muhalefet edenler, zıtlaşanlar sakınsınlar. En tusibehum fitnetun.
onlara bir ateş potasının, yani bir fitnenin, ateş potası yani zorlayıcı bir fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar. Ev yusibehum azabun elim. Büyük bir izolasyonun isabet etmesinden sakınsınlar. Ki bunların bir örneğini zaten şeyde gördük. Haşr suresinde gördük. Ya sürgün ya kuşatma. Yani yeryüzünde yani bu kuşatma da öyle böyle değil. Çok ciddi bir kuşatma olacaktı. Veya sürgüne razı olacaklardı ki onlar sürgüne razı oldular gibi. Buradaki yani çok bunlar çok zorlu konular. Peygamber'e muhalefet ediyorsunuz ama bakın bunun ardını hiç düşünmüyorsunuz. Ciddi sonuçları olacaktır sizin için. Bakın biz daha geçen gün okurken peygamberin mahkemeye çağırdığını ama adamın gelmediğini görmüştük. Ela inne lillahi ma fis semavati vel ardı. Dikkat edin. Gökler ve yerde olan ne varsa Allah içindir. Gad ya'lemu ma entum aleyhi. Sizin üzerinizde olduğunuz her şeyi kaydeder. Sizin aleyhinize olan şeyi de diyebiliriz. Sizin aleyhinize olan şeyleri veya sizin üzerinizde olduğu şeyleri onları kaydeder. Yeme yercune ileyhi. Ona rücu edilecek olan gün feyünebbi'uhum. Onlara haber verilir. Bima amilu yaptığı şeyler. Çünkü zaten belgelendi. Belgesiyle haber verilir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi belgeleyendir. Evet. Gad'den sonra gelen edatından sonra gelen muzari fiil ihtimal bildirir diye şu anda klasik Arapçada bir kural var. Fakat buradaki ayet içerisindeki şeyleri ben ihtimalli olarak okuyamıyorum arkadaşlar. Özellikle yaptığınız her şeyi bilir, belgeler ve onları Allah'ın karşısına çıktığınız zaman size haber verecek cümlelerin şeyinde önünde belgeleyebilir olarak okumak yani ihtimal olarak okumak bana şey gelmiyor. Burası kad kesinlikle anlamı, kadın kesinlikle anlamı bana daha sıcak geliyor. Fakat bunu da söylemiş olalım. Kattan sonra muzari fiil ihtimal bildirir şeklinde bir gramer kaidesiyle duyabilirsin. Evet, bu ayetle Nur suresini bitirmiş olduk. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Zaten surenin çerçevesini, silüetiyle ilintili konuları sürekli ders başlangıçlarındaki o başlangıçlarda, mukaddemelerde şey yapmaya çalışmıştık. Son okuduğumuz şeylerde, ayetlerde çok bir şey değiştirmedi. Parça parça geldiği açık, tartışma tartışma geldiği açık. Her taş tartışmanın veya her konunun, her olayın üzerine parti parti geldiği ve geldikçe kaydedildiği açık bir şekilde görülüyor. Ve iki konu, bir taraftan kainatın yaratılışı ve onun kainat bilgisiyle ilintili Allah'ın kainatı yaratması ve bunun nasıl algılanması gerektiğiyle ilintili konu bir taraftan varken bir taraftan da toplumsal olayların toplumu bir arada tutan o güzelliğin nerelerden yaşanacağını gösteren ayetleri görüyoruz. Çünkü toplum güven esasına göre yükselir. Toplumda güvensizlik iki noktada ortaya çıkar ki saldırı oradan gerçekleşti. Bir tanesi namus meselesi, mahremiyet meselesi. İkincisi ise paylaşım meselesi. Bu ikisinden de saldırıyorlar.
Yani fırsat buldukça, ya niye o ganimetten bize verdin de vermedin de, o almış da bu almamış da, şu olmuş da bu olmuş da. Öteki taraftan da, aa gördünüz mü bilmem kim bilmem ki de haşlaymış da fişleymiş de şöyleymiş de böyleymiş de. Bu iki konu toplumun o temel dayanaklarına yapılan bir saldırıdır. O yüzden ikinci sayfadaki şeyde siz bu saldırıları, yani bunu böyle olacağını biliyordunuz. Niye doğru davranmadınız? Düzgün davranmadınız? Bu konuda konuşmak o kadar kolay mıydı? Cümlelerini gördük. Ardından ise bakın son taraftaki, ya bir gün okuduğumuz ayetlerde diyor ki kadın erkek bir arada, konu komşu bir arada, akraba talukat bir arada, hatta kördü, sağırdı, hastaydı bir arada, evinizde, evlerinizde, birbiriniz evinde veya işte misafirhanede, lokantada, anahtarları sizin elinizde olan işte dernekte, birlikte bir arada rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ki bu ortam esasında sizin tam da sosyalleşeceğiniz ortam. Ki sosyalleşmek demek paylaşım demek. Acıyı da paylaşırsınız, tatlıyı da paylaşırsınız, bir sıkıntıyı da paylaşırsınız. Birisinin başına bir şey gelmişse haberdar olursunuz, ilgilenirsiniz. Bir gün bana, yarın sana, bu toplumun ayakta kalması için en önemli şey budur. Ve bu noktada evin mahremiyeti, kıyafetin kişiye sağladığı mahremiyet vurgulanmıştır. Bu vurgu, işte eve davet edildiğinde ben gidiyorsunuz, eve girdiğiniz zaman içeride size müsaade edilen şekilde, yani ev sahibine teslim olmuş bir şekilde evde bulunuyorsunuz. Benzer şekilde üstünüzü, ziynetlerinizi böyle zorla göstererek şekilde değil de iffetli bir şekilde üstünüzü çıkartabilirsiniz. Eğer evlilik gibi şey bir şey söz konusu değilse, artık geçtiyse, bakın bunu kadınlar için söylüyor, erkekler için söylemiyor. Yani kadınlar gördüğüm kadarıyla evlilikten vazgeçebiliyorlar. Yani evlilik beklentileri olmayabiliyor ama bir erkek her zaman bir evlilik beklentisi olabiliyor. Yani belki de sebep budur. Buna benzer şeyleri de düşünmek gerekiyor bu tür olaylarda, durumlarda. Evet, Rabbim hepimizi bizden daha iyi tanıyanın verdiği koşullar bunlar. Bu koşulları kraldan çok kralcılık yaparak zorlaştırmak, bozmak, yok etmek, toplumu yok etmek manasına geliyor. Toplumu kısırlaştırmak manasına geliyor. Toplumu işlemez hale getirmek manasına geliyor. Toplumun yoksunlaşmasına sebep oluyor. Toplumun eğer refah ve ferah ve aydınlık olması isteniyorsa Rabbimin verdiği sınırlar bu. Bu sınırlar çerçevesinde bir araya girip topluca yemek de yersiniz. Bir arada topluca namaz da kılarsınız. Bir arada toplumun gereği olan işleri de konuşursunuz. Ve bu esnada birileri de sıvışmaya da çalışır. Evet, bunların hepsini de rahat rahat görürsünüz. Bu çerçevede insan Rabbine karşı görevlerini icra eder. Çünkü pozitif ayrımcılık yaparak topluma doğru vermek ancak bu şekilde gerçekleşebilecek. Böyle bir ortamda gerçekleşebilir. Bunu yaparken de kesinlikle dikkat edilmesi gereken sınırlar var. Bu sınırlar da böyle. Evet, Nuh suresinin bizim karşımıza getirdiği açıklamalar bu şekilde. Rabbim hepimize anlamayı, anladıklarımızı anlatabilmeyi ve toplumu bu yönde değiştirebilmek için, dindar toplumu bu yönde değiştirebilmek için kaybedilmiş, o yoksulluklara sebep olmuş şeyleri düzeltebilmek için Rabbim fırsat versin, Rabbim kolaylık versin. Önemli olan birinci aşama anlamaktır. Sonrasında yavaş yavaş gelir inşallah. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Katmak istedikleriniz varsa buyurun.
Bayramdan önce son okuyuşumuz oldu. İnşallah bayramdan sonra kaldığımız yer Hac suresi. Oradan Hac suresinden devam ederiz. Bu arada son 300 civarında bir, yani 70-80 sayfalık bir miktar kaldı. Hatta 60 da diyebiliriz. 300 civarında bir miktar kaldı. Nüzul suresi okuyuşumuz bu şekilde son olacak inşallah. Merakla sonunu bekliyoruz. Çünkü bu okuduklarımız çok ilginç şeyler söyledi. Bir taraftan peygamberin Medine'de bu dönemde kral olmadığını söylerken, krallık yapmadığını söylerken, yani karşısına inanmayan birisini mahkemeye getiremediğinden bahsederken, zaten böyle bir şey de ondan beklemediğini açık açık söylerken, bir taraftan da müminlerin muhakkak uyacağını, uyması gereken şartları söyledi. Çünkü toplu bir iş yapılıyor ve toplu işten de kaçılmaz. Müminler kaçmazlar. Kaçan birileri var ama zaten onlarla ilintili mesele ayrı. Bunu görmüş olduk. Nur suresi bize ciddi şekilde bunu söyledi. Özellikle içerisindeki örtünmeyle ilintili, çocukların, erkek ve kız olsun çocukların ekonomik özgürlükleri kazanıp ondan sonra evlenmeleriyle ilintili teşvikleri gösterdi. Toplumun bir arada nasıl şenleneceğini gösterdi. Bu şenlenme esnasında sınırların nasıl korunacağını gösterdi. Öyle ilginç bir sureydi. Şu ana kadar hep işte içindeki örtünme ayeti ve işte başındaki o zina konusu, ifk hadisesi gibi sadece cımbızlanmış konuları bilirken silüet, hem nüzul sırası içerisindeki geldiği kısım, hem de şu anda okuyup toplamında elde ettiğimiz şey bize çok daha fazla şeyler söyledi. İnşallah nüzul sırası okuyuşumuzu bitirdiğimiz zaman çok daha bütünsel bir kavrayış olacaktır diye düşünüyorum. Rabbim hepimize kolaylık versin. Bayramımız şimdiden mübarek olsun diyeyim.